Herkese merhabalar. Güzellik sırlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün saçını uzatmak isteyenler, saçını güçlendirip bütün o kırıkların gitmesini isteyenler ve saç dökülmesi problemi yaşayanlar için mükemmel bir tarifim var. Bu tarifim diğerlerinden biraz farklı. Çünkü bu tarifim arkadaşlar çok pratik bir şekilde kullanacaksınız. Saçınızda bekleme gerektirmeyecek. Direkt böyle en yoğun olduğunuz gününüzde bile saçınızı bakım yapmadan alıkoymayacaksınız. Bakımınızı yapmış olacaksınız. Bugün arkadaşlar şampuanımızın içine o kadar güzel bir karışım ekleyeceğiz ki bu karışımla sadece 2 haftada saçlarınızın uzunluğu 2 katına çıkacak. Gerçekten bunu deneyin. Çok hızlı bir şekilde saç uzatıyor. Ki ben yani saç uzaması çok zor olan bir insan. Ben bile arkadaşlar bundan o kadar güzel yararlandım ki sizlerin de denemesini gerçekten tavsiye ediyorum. Eğer ki saçları uzamayanlar varsa bunu mutlaka denesinler. Ayrıca arkadaşlar saç dökülmesine de mükemmel bir şekilde yardım ediyor. Tabii ki de bu dışarıdan yapılmış bir bakım. Ama bazen saç dökülmesinin altında daha hormon anemi gibi kansızlık problemleri de yaratmış oluyor. Bu tarz kişilerin arkadaşlar bir doktor kontrolünden geçmesini ben tavsiye ederim. Eğer ki kronik bir şekilde saç dökülmeniz var ve gerçekten günde 100 telin üzerine dökülüyorsa sizlerin bir doktora uğramasında fayda var derim. Onun dışında saçına günlük olarak bakım yapmak isteyen herkes için mükemmel bir hızlı saç bakımı hazırladık arkadaşlar. Şampuanımızın içine o kadar güzel şeyler katıyoruz ki. Şimdi hemen bunlar nelermiş bir onların tarifine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu etkili karışımım için neler gerekli bir onlara bakalım. Ben burada avokado yağını tercih ediyorum. E vitamini açısından gerçekten çok ama çok besleyici ve zengin. Onun dışında arkadaşlar Hint yağım var. Hint yağım da saçlarımın uzamasını sağlayan mükemmel bir karışım oluşturuyor. İçerisine şöyle 2 damla kadar limon suyumu ilave edeceğim ve aloe vera jelim var. Şimdi tabii ki de bunu karıştıracağım. Şampuanım da burada arkadaşlar. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Öncelikle ben şampuanımı şöyle yan tarafa alıyorum. Bu hazırlayacağım karışımıma başlamak istiyorum. Burada ilk önce aloe vera jelinden şöyle görmüş olduğunuz gibi bir kaşık kadar ilave ediyorum. Bu arada benim şampuanımın şöyle 280 milim için ben yapıyorum. Siz eğer ki daha büyük şişelerde bunu kullanacaksınız. Bu oranı arkadaşlar arttırmanız lazım. Bunu dikkat edelim. Şöyle. Şimdi şampuanımızı yan tarafa bırakalım. Bunun üzerine arkadaşlar aloe vera jelimizin üzerine birkaç damla tabii ki de limon damlatacağız. Sadece 2 çay kaşığı kadar limon burada işinize yarayacaktır. O ciltlerinizi hem çok böyle yağlı bir hissiyat bırakmayacak hem de C vitaminiyle güzel bir şekilde saç köklerinizi besleyecek. Mükemmel bir besleyici oluyor burada. Bunun üzerine arkadaşlar Hint yağım var. Hint yağını ben normal böyle direkt serum şeklinde de saçımı uygulamayı çok seviyorum. Ama nedense arkadaşlar onu yaptığınız zaman beklemeniz gerekiyor. Bu daha pratik oluyor. Hiç beklemeden sadece böyle duştan duşa saçınızı şampuanlarken saçınızı besleyecek. Ve saçınızı arkadaşlar hem gürleştirecek hem de boyunu 2 katına çıkartacaksınız. Sadece 2 haftada. Şöyle bir kaşık kadar Hint yağını da içerisine ilave ettim. Ve arkadaşlar aloe vera jelimin üzerine avokado yağımı ilave ediyorum. Burada arkadaşlar avokado yağını şöyle 2 puf kadar ben ilave ediyorum. 2 puf benim için yeterli oluyor. Ben şöyle şunu alayım. Bunları arkadaşlar bu karışımla güzelce ve homojen olacak şekilde açtırmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki aloe vera jeli su bazlı. İçerisinde yağlar kullanıyorum. Yağlarımın güzelce böyle minik minik parçacıkları ayrılması lazım ki şampuanımın içerisinde çok güzel bir şekilde karışsın. Şampuanımız da böyle ayrı ayrı durmasın arkadaşlar. Bu işleme dikkat edin. Aksi takdirde ne oluyor? Şampuanını böyle iyi kullandığınız zaman bir etkisi olur. Ondan sonra şampuan gittikçe dibine indikçe etkisini göstermemeye başlayacaktır. O yüzden şöyle iyice ne? Hatta ben minik çırpıcıları olanlar varsa tabii ki de burada ben metal değinmek istemiyorum. Ahşap çırpıcı ben bulamadım. Bilmiyorum var mıdır ya da plastik de olabilir. Eğer ki sizlerde öyle bir şey temin edebilirseniz onunla yaparsanız çok daha güzel sonuç alırsınız. Şöyle iyice ne? Güzel bir şekilde arkadaşlar. Ben bunu Şöyle belki kameradan gözüküyordur. Ben şu anda görebiliyorum. Minik minik yağ molekülleri şeklinde ayrıldı. Minik damlacıklar şeklinde. Artık bu istediğim kıvama geldi. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapacağım? Şampuanımı alıyorum. Şampuanımın içerisine dolduracağım. Burası birazcık gerçekten zorlayacak bir bölüm oluyor. Eğer ki minik hunileriniz varsa onların yardımıyla burada bu işlemi çok iyi yapabilirsiniz. Ya da tamam. Şampuanımın tepesi açılıyormuş. Bu yöntemi de deneyebilirsiniz. Gerçekten etkili olacaktır. Şöyle ben bunu boşaltıyorum arkadaşlar. Eyvah. Yine masaya birazcık damlattım. Şöyle şampuanımın içerisine ben bunu boşalttım. Şimdi şampuanımla şöyle güzel bir şekilde bunu karıştırmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim artık şampuanım hazır. Bu şampuanımı normal saçımı her gün nasıl yıkıyorsam aynı şekilde yıkayacağım. Ben saçımı yıkarken bu yağlar saçımı hem besleyecek hem yapılandıracak, güçlendirecek ve uzamasını 2 haftada 2 katına çıkaracak harika bir pratik, sizin zamanınızı almayacak mükemmel bir tarif oluyor. Arkadaşlar bu tarifimi tabii ki de saçında servis içerisinde açık yaralar olan kişilerin kullanmasını tavsiye etmiyorum. Lütfen öncesinde bir dermatolog ya da herhangi bir uzman doktorunuza görünmenizde fayda var. Onun içerisinde hamile bayanların, bebeğini emziren bayanların yine bunu kullanmasını tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bu grupların dışındaysanız, saçınıza bakım yapmak, saçınızı güreştirmek istiyorsanız bence bunu denemelisiniz. Ve bu tarifimi sevdiklerinizle paylaşırsanız, onların da denemesini sağlarsanız çok ama çok memnun olurum. Benim bugünlük tarifim bu kadardı. Hepinize güzel günler diliyorum. Ve arkadaşlar tabii ki de son bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer ki saç derisi rahatsızlıklarınız varsa, psoriasis gibi, böyle saçınızda kabuklanma, sedef hastalığı gibi rahatsızlıklarınız varsa lütfen arkadaşlar bu karışımı kullanmadan önce doktorunuza danışın. Ve yine hatırlatmayı unuttum. Bu karışımı arkadaşlar şampuanınıza ilave etmeden önce lütfen bileğinizin üzerinde ya da elinize şöyle bir minik sürün. Güzelce arkadaşlar bir 10 dakika kadar bekleyin. Herhangi bir kızarıklık olmaması durumunda bu sizin için artık güvenli bir şekilde kullanabileceğiniz bir ürün olduğu anlamına geliyor. Her videomda da hatırlatmak istediğim gibi tekrardan bu minik alerji testini sizlere hatırlatmak istedim. Çünkü hepimiz farklı farklı DNA'ya sahibiz. Hepimizin farklı farklı arkadaşlar hassas noktaları olabilir. Lütfen sizler de her denediğiniz üründe sadece benim külerim için değil, normal günlük hayattaki kozmetik ürünlerinizi de kullanmadan önce alerji testini yapmayı kesinlikle unutmayın. Tekrardan hepinize iyi günler dilerim.